İyi akşamlar sevgili seyirciler. İyi pazarlar diliyoruz, iyi Ramazanlar diliyoruz. Türkiye nefesini tuttu. Bir derbi maçını bekliyor deriz ya her zaman. İşte öyle değil. Türkiye nefesini tuttu. Ne olacağını bekliyor. Çok enteresan şeyler oluyor çünkü. Dün akşam Sinan abiyle programa başlarken aynısını söylemiştik. Ama iki gündür Türk futbolu alev alev yanıyor. Herkes bir şekilde konuşuyor. Herkes bir açıklamalar yapıyor. Herkes bugünün sonucunu bekliyordu. Başakşehir Ankara Gücü maçının sonucunu bekliyordu. Ankara Gücü 1-0 öne geçti. Sonrasında Başakşehir'in attığı goller, yine Başakşehir maçında Fırat Aydınus'un verdiği vermediği kararlar konuşuldu. Tribünlerde çok büyük boşluklar vardı. Ama gelin görün ki maç sonrasında uzun süredir sessiz kalan ve dün akşam da kendisine ulaşmaya çalışıp kendisinden cevap alamadığımız Sayın Göksel Gümüşdağ maçtan sonra yine açtı ağzını, yumdu gözünü. Bu sıralar kimse o göründüğü gibi kişiliğini aslında yansıtmıyor. Aslında yansıtmamak zorunda da. Bunu kimseye hedef alır şekilde konuşmuyorum. Yani bildiğimiz Mustafa Cengiz değil, tanıdığımız Abdurrahim Albayrak değil, tanıdığımız Fikret Orman değil, tanıdığımız Ali Koç değil, tanıdığımız Göksel Gümüşdağ değil. Şu anda hani bıçak kemiğe dayandı derler ya, hakkımız elimizden gidiyor dercesine başkanlar çıkıyor konuşuyorlar. Birileri Türkiye Futbol Federasyonu'na mesaj veriyor. Birileri Merkez Hakem Komitesi'ne mesaj veriyor. Birileri diyor ki hani hep eleştirdikleri hepsi Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, Başakşehir'i. Trabzonspor'u bir ayrı koyalım. Trabzonspor'un şu anda bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Sessiz sedasız bekliyorlar. Ama saydığım diğer 4 kulüp, 4 İstanbul kulübü şu anda yorumculara sarıldılar. Hep ya onlar ne konuşuyorlar? Bakmayın yorumculara, bakmayın o televizyonculara. Derler spor şey. Programlarına inanmayın, ciddiye almayın diyen başkanlar şimdi, bugün yorumculara diyorlar ki hadi git. Hadi git televizyonunda yorum yap. Hadi lütfen bizim hakkımızı savun. Hadi git lütfen böyle desin. Bizim Gökmen Özen ağamız niye böyle konuşmuyor? Bugün daha sert konuşsun lütfen, rica edin. Ahmet Çakar bu işin piridir, ustasıdır. Daha iyisini yapar. Sinan Engin lütfen. Sana inanıyoruz, sen objektifsin. Her zamankinden daha bildiğini söyle. Yanındayız, arkandayız. Abdülkerim Durmaz, hadi çık sen de Fenerbahçe'yi savun diyenler var. Bugün beyaz futbol, beyaz futbol, beyaz futbol diye bağıranlar. Hep bunu söyledik. Biz objektifiz, tarafsızız, ilkeliyiz. Ve böyle de olacağız, böyle olmaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, hoş geldiniz yayınımıza. Böyle bir yayın, böyle bir hafta. Biz söylemiştik. Haftalardır söylüyoruz, geçen seneden beri söylüyoruz. Biz herkese eşit mesafedeyiz. Bir annenin, babanın çocuklarını nasıl ayrım yapmadan seviyorsa, biz de aynı şekilde çocukları Başakşehir'de, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzon'da, Bursa'da hepsini aynı şekilde seviyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beyaz Futbol Kurulu etiketi. Bu akşam Twitter'da Beyaz Futbol Kurulu etiketiyle bizlere yazabilirsiniz. Vay. Twitter adresimiz Ertem Şener. Ve tabii ki Instagram'larımız var. Sinan abinin Instagram adresi. Twitter kullanmayanlar Sinan Engin'e Instagram'dan ulaşabilirler. Sinan Engin. Mavi tıklı. Sinan Engin mavi tıklı. Göreceksiniz Sinan abinin mavi kazağıyla. Mavi tıkı eşdeğerde bugün. Kazakta stüdyomuz mavi. Kazağı mavi. Tıkı mavi. Vallahi mavi. Ertem Şener. Instagram adresim Ertem Şener. Benim de mavi tıklı. Yine söyleyelim. Bize de bana da yazabilirsiniz. DM'de bol bol atabilirsiniz. Ertem Şener Instagram adresi. Ve tabii ki Ahmet Hoca da Instagram'da. Ahmet Çakar'ın da Instagram adresi. Ertem. Ahmet Çakar Official. Bana nasıl alıyorsunuz mavi tık? Sana alacağım hocam. Mu Ertem şeye? Nereye Sinan abiciğim? İlk başlangıçta akatlara bağlanabiliyoruz. Yok, bağlanamıyoruz Sinan abiciğim. Bağlanamıyoruz ama Sayın Başkan Fikret Orman'ı kutlayalım. Bir kez daha Beşiktaş Kulüp Başkanlığı'na seçildi. Sayın Başkan kendisini kutluyoruz. Yönetim kurulunu kutluyoruz. Beşiktaş camiasına, Beşiktaş Kulübü'ne, Sayın Başkan Fikret Orman'a, çalışma arkadaşlarına, Sayın Umut Güner'e, Sayın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na ve Sayın Ahmet Kavalcı'ya, Sayın Serdar Adalı'ya, hepsine yürekten başarılar diliyoruz. İsmini sayamadıklarım var ama bu seçim gerçekten çok demokratik bir seçim oldu. Sayın Başkan Fikret Orman'ı ve ekibini bir kez daha kutluyoruz. Beklenen bir sonuçtu. Bunun da altını çizerek belirtelim. Mustafa Cengiz Beyaz Futbol'a konuştu bugün. Beşiktaş'la ilgili olduğu için çok lütfen, kısa söyleyeyim. Lütfen. Ben bugün kongreye gittim. Oy kullandım. Çok sıcak. Oy attım. Okut. Her şeyden önce başkan adayımız Fikret Orman, hayırlı uğurlu olsun, listesini kutluyorum, tebrik ediyorum. Öteki başkan adayı dostumuz Hüsnü Tekin Oktay'ı da kutluyorum.
ekibini kutluyorum. Cesaretinden dolayı kendilerini oradaki aday olan bütün arkadaşları kutluyorum. Almış oldukları oy çok iyi bir oy. Tebrik ediyorum. Hakikaten belki de çok uzun toplantılar yapmadan bu oyu aldılar. Demek ki sevgili Fikret Orman Başkan'ın bunlardan çıkaracağı bir ders vardır. Yine de Fikret Orman'ı kutluyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki sezon iyi bir kadro kurup şampiyonla her zaman oynar. Şampiyon bir Beşiktaş yaratacağını düşünüyorum. Ama yine söylüyorum, Yiğit'in hakkını vermek lazım. Üstelik Tekin Oktay ve arkadaşlar, hocam senin bacana almış, selam söyledi. Kim o? Ne Gücü. Gücü, evet, benim Gücü, kardeşimdir Murat Gücü, Geçkil. Evet. Evet, sana çok selam söyledi. Üstelik Tekin Oktay'ın listesindeyim dedi. Böyle böyle çıkarken hocam konuştuk, sohbet ettik. Selam söyledi. Üstelik Tekin Oktay'ın listesindeyim. Sağ olsun. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, ben Beşiktaşlıyım. 10 yaşından beri Beşiktaşlıyım. Üstelik Tekin Oktay'ı kutluyorum. Almış olduğu oy muhteşem bir oy. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ama yine söylüyorum, Fikret Orman'a hayırlı uğurlu olsun. Buyur arkadaşlar. Sinan abi bugün kongredeydi. Oyunu da kullandı. Belirtelim, erken saatlerden öğle saatlerinde akşama doğru da gördük. Hep oradaydı. Beşiktaş camiasında sevilen bir ismi. Aynen. Oradaki aynen. Sinan Engin'den bahsediyorum. Yorumcu Sinan Engin değil. Beşiktaş camiasının, Beşiktaş kulübünün çok özel bir ismi. Beşiktaş taraftarlarının çok sevdiği bir isim. Biraz mütevazılık yapıyor kendisi, onu da söyleyelim. Normal insan ama Beşiktaş taraftarının gönül verdiği bir isim. Bunu da belirtelim. Sevgili seyirciler, Gökmen abiye döneceğim. Lakin Instagram'da iki tane soru sordum bugün. Hikaye bölümünde iki tane soru sordum. Sadece Twitter değil, Twitter'dakiler cevap veriyorlar. Onlara anket yapıyoruz ama Instagram'dan da sorular soruyoruz. Instagram'dan da iki tane soru sordum. Bir, maç tekrar edilsin mi? İki, Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi yabancı olsun. İşte bu ilk sorumuz. Bir gelebilir mi tam ekrana? Çaykur Rizespor Galatasaray maçı tekrar edilmeli mi? Evet, hayır. Buradan oylarınızı kullanabilirsiniz. Ertem Şener Instagram adresi. İkincisi de gelsin. Rica edeceğim. Programımızın sonuna kadar bunu devam ettireceğiz. İkincisi de maçın yabancı hakem tarafından yönetilmesi için ne diyorsunuz? Galatasaray-Başakşehir maçını yabancı hakem yönetsin mi? Sizce evet ya da hayır. Instagram adresimizden gelebilirsiniz. Maçı muhtemelen, Cüneyt hocamla da bunu konuştuk, istişare ettik. Muhtemelen Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecektir. Öyle görünüyor. Bir de çok kritik bir maç var. Ne maçı var? Bursa Göztepe var. Herhalde onu da bilmiyorum. Fırat falan. Bir de Erzurum var. Kritik bir maç. Erzurum'un da maçı var. Ama tabii çok önemli maç nedir? Galatasaray-Başakşehir maçı. Dün akşam yayında da söyledik. Hakem hataları oluyor. Bugünkü Başakşehir maçı. Onu da konuşacağız. Merak etmeyin. Neyse, her şeyi biz konuşuyoruz. Biz de objektifiz. Yani burada. Dünkü maçta sonra bakıyorum. Bir maçtan sonra hakemle ilgili bir ufak bir şey olmuştu. Abdurrahim Albayrak demişti ki her şeyi biliyoruz, ediyoruz, kimin şampiyon olur falandı filandı. Ama maalesef iki haftadır Galatasaray cephesinden hakemle ilgili hiçbir şey yok. Yani bu hakem haksızlık yaptı, bugün kötü yönetti falandı filandı yok. Ben de diyorum ki temenni değildir bu. Bu temenni değil. Yani Allah bilir tabii. Hı hı. Önümüzdeki hafta Gökmen abi Galatasaray-Başakşehir maçında Bir hakem hatasıyla diyelim ki Galatasaray mağlup oldu. Hı hı. O zaman acaba Galatasaray hakemle ilgili yorum yapar mı? Yani sevgili ya Fatih sen, Hoca. Ya senelerdir futbolun içindesin, bak menajerlik de yaptın, bak defalarca burada tartışıyoruz Sinancığım. Şimdi ne olursa olsun daha çok üç büyük kulüp, diğerlerine hayır. Daha çok üç büyük kulüp kendi lehlerine yanlış düdük çalındığı zaman tık yok. Soğuk. Tık yok. Doğru, bravo. Bak tık yok. Aleyhlerine çalındığı zaman yeri göğü inletiyorlar. İstediğin kadar konuş. Ben diyorum ki iki haftadır Türk futbolunun bir numara ismi Fatih Terim. Yani Türk futbolunun abisi gibi. Eğer bakıyorsan hakemler, onlar bunlar, yani bir kulübün başkanı elimde silah olsa vururdum derecesine konuşuyor. Bütün Fenerbahçe, herkes, Beşiktaş, herkes açıklamalar yapıyor. Hakemle ilgili bugün sevgili Gümüş, Göksel Gümüş diyor ki takımıma güveniyorum ama dış etkenlere güvenmiyorum. Göksel Gümüş daha dediğiniz adam
Türkiye'nin en önemli adamlarından bir tanesi. Futbol kulüp başkan, evet. Kulüp başkanlığının zeyretinde de ve güç olarak da Ertemciğim yani baktın mı? Şimdi burada Fatih Terim hocamız 2 haftadır hakemle ilgili hiçbir şey. Gökmen abinin dediği gibi. Şimdi merak ediyorum. Allah korusun. Bu bir temenni değildir. O zaman ne olacak? O zaman da ben de diyelim ki buradan hakemdir, insandır, hakem hata yapar derim. Ama o zaman ne oluyor? Yazık değil mi Galatasaray'ın emeklerine? Daha yazık değil mi? Şimdi Galatasaray şampiyonluğuna manipüle edildi diyor. Manipülasyon oldu yani. Hakem işleri falan. Hayır, Galatasaray zaten çok güçlü bir takım. Ama Galatasaray'a da zarar verdi bu hakem işleri. Dolayısıyla bu hafta Başakşehir Galatasaray Başakşehir maçında bir hakem hatası olursa ortalık ne olur? Fatih Terim ne söyler? Abdurrahim Albayrak yine diyecek mi? Gel apacığım, hoş geldin, gel. Abdurrahim Albayrak yine diyecek mi? Biz hakemleri işte biliyorum, var konuşmaları biliyorum, şunları biliyorum. Onun için yani hep canı yandı mı konuşulan bir toplumuz. Maalesef bu böyle olmamalı işte. Nasıl düzelmeli biliyor musun? Kazandığın zaman da, senin lehine hatalar yapıldığı zaman da bir şeyler söyleyebiliyorsan, he, o zaman doğru yoldayız deriz arkadaşlar. Ya Sinan, ya olacak ki Ali Koç kendi takımı düşme tehlikesinden kurtardı etti bundan da. Tabii temenni değil. Düşmesin, çıksınlar yukarıya. Ya sen sıkıntı yaşamıştın. Bir sene önce gelmişsin. Ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının ortaklarından, sahiplerinden birisin ya. Ne oldu? Ne oldu? Futbolun içine girdin, dağıldın. Ya sana ne? Sen kendi takımına bak. Kendi aldığın hocalara bak. Taraftarınla diyaloğun nedir, ona bak sen. Kalkmış, olacak şey değil ya. Rize maçında, Galatasaray Rize maçında Rize'yi kolluyor ya. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Kim kolluyor? Rize'nin, Ali Koç, Rize'nin savunmasını yapıyor. İşte öyle olmuş da gelmiş de bilmem ne. Hadi git ya. Hadi git, sen kendi takımına bak. Yine de bir sen git demeyelim ama. Ya hani, sevgili kardeşim ama. Ama yok, yine de hadi git demeyelim. Ya bu tip, hani, bak, bu tip şeylerden, bu tip sorunlardan. Bu siz hepimizin büyüsünüz. Ya Galatasaray linç kampanyası uyguluyorlar ya. Galatasaray sanki hakemleri satın almış. Aslanlar, Fenerlisi de, Beşiktaşlı da, Trabzon, herkes ya. Bütün Galatasaray aleyhine her şeyi konuşuyorlar, yapıyorlar. Hani bundan sonraki maçlarda Sinan da bak, önümüzdeki hafta diyor, oynanacak maçta diyor. Ne olur? Hakem bir hata yaparsa ne diyor. Olur? Yapmayacak. Hata yapmayacak. Ya varı aldık ya. Varı getirdiler ya. Kurban olayım ya. Daha önce Ahmet de burada hoca. Daha az tartışılıyordu hakemler ya. Daha az. Bu kadar yani ayyuka çıkmıyordu. Net olarak tamam, hatalar oluyordu, doğrudur. Ama bu kadar da değil. Varı getirdiler. Teknolojiymiş. Ahlak var mı ya? Ahlaksız. Herkes ahlaksız burada. Kusura bakmasın kimse. Herkes futbolun içinde, herkes ahlaksız. Herkes bir menfaat, yani nasıl çıkartabilirim, nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim? Hakemler aynı şekilde. Var diyorsun içeride. Ya kenarda gidiyor da böyle bakacağım diyor. Bakıyor. Geliyor, karar veriyor. Ya içerideki çağırmasa gelir mi, gelmez? Sizin tek bir cümleyle Gökmen abi, kaç yıldır futbolun içindesiniz? Kaç yıldır? Canım kardeşim, kaç yıldır? 3 sene İstanbul 40, 45 Spor. Şöyle söyleyeyim sana, 3 sene İstanbulspor, 64'ten bugüne kadar abi. 55 sene. Gibi. 55 sene. Şunu söyleyeceğim. Bugün yani bu kadar senede futbolun içindeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim zamanımızda hani diyorlar ya işte küfür müfür, daha alaklıydı futbol ya. Neden? Bu sene neden böyle? Neden? Tamam, var. Yok, neyse, bunları konuşacağız ama neden böyle? Bunların hepsini konuşacağız, tartışacağız ama şu anda herkes Göksel Başkan'ın açıklamasını konuşuyor. Göksel Başkan'ın açıklamalarını yayınlayalım. Bir dakika, Göksel Gümüştağcı'yı bir şey söyleyeyim. Alabilirsin. Sen 8-9 puan öndeydin. Galatasaray, Beşiktaş, Celal, neden celallendiler ya şampiyonluk için? Neden? Neden celal? Sen puan kaybettin sen. O gün itibariyle puanları kaybetmezsen belki bugün şampiyonluğu ilan edecektin. Haftalar önce Ahmet Göztepe maçından tur atlar dedi. Haklılar, öyle gidiyordu çünkü. Öyle gidiyordu yukarı doğru. Puan kazanma açısından. Ne oldu? Sen puanları kaybettin. Diğerleri sana yaklaştığı için çıkmış da bana tıraş yapıyorsun orada. Bugünkü Başakşehir'in attığı ikinci gol offside. Offside köküne kadar. Köküne kadar offside. Hocam. Hayır. Hadi ya. Hayır.
Ahmet Hoca köküne değil. Kadar. Hayır. Bak iki hafta, son iki hafta bu şey maçı, Beşiktaş maçı bir de şey maçı, Konya maçı. Cagney'in olayı hem offside değil hem penaltı. İkisi de penaltı, ikisi de offside değil. Ondan sonra diyorlar ki işte Galatasaray kimi satın aldı ya? Bütün federasyonu mu aldı ya? Bütün hakemleri MHK'yi mi aldı? Bir de bana şunu anlatacaklar. Ne kadar oldu yeni hakem? MHK? Ne kadar oldu? Bir buçuk ay falan. Daha öncekiler maksimum gitti. Daha öncekiler gitti tamam. Evet. Nerede ya? Ne yaptılar? Bir buçuk iki aydır ne yapıyorlar ya? Ne yapıyorlar? Abi maalesef canı yanan konuşuyor. Hiçbir kulüp başkanı, hiçbir yönetici, hiçbir teknik direktör kazandığı maçtan sonra hakemlerle ilgili hiçbir şey. Zaten bunları söylediğimiz an bu iş düzelecek. Yani evet kardeş, bugün hakem benim lehime hata yaptı. Evet hakem. Ama maalesef bakıyorsun hakem hiçbir şey olmamış ki boyunda. Bakıyorsun hiç her bir üç maymun oynuyor. Olmaz. Şimdi Ali Koç ve bunlar genelleme konuşuyorlar. Abi bak bir şey söyleyeyim. Hani Ali Koç kendi takımıyla ilgili ayrı ama bu Türk futbolunun bir kanayan yarası hakem işi. Kimse güvenmiyor. Bu hafta sen şimdi hangi hakeme güvenebilirsin? Güvenemezsin. Bu hafta Galatasaray-Başakşehir maçındaki hakem ne yapacağını merak ediyorsun. Var diyorsun. Bak Ökmen abi, Galatasaray'ın maçını yöneten 5 tane hakem hep ceza aldı. Ümit Öztürk. İlk baştan sana sayıyorum. Halis. Ne o çocuk? Hüseyin. Ümit. Ümit. Ay, Ümit Öztürk'ü söyledim. Ümit Öztürk. Bülent. Şimdi bu haftaki Serkan. Bakın bu adamları yani biz söylemiyoruz. Bu adamlar yapmış ettikleri... Ya Galatasaray o zaman Galatasaray bunu bir... Ya Fatih Terim bunları abi, satın mı alıyor Gökmen ya? Abi, hayır, satın federasyondan birileri Galatasaray kazansın diye mi gönderiyorlar bu hakemleri ya? Federasyon bu da, kadar da değil, infaz ya, ayıp ya. Bu federasyonda ya. Geçen bir durum burada söz konusu. Federasyon da bu işi engelleyemiyor. Çünkü bir MHK başkanı gitti, yeni MHK geldi. Burada farklı bir oyunlar var. Bakın farklı bir oyunlar var. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bu hakemler ceza alıyorlar. Abi bu hakemlere biz yorumcular ceza vermiyoruz. Bu hakemler yönettikleri maçtan dolayı ceza alıyorlar. Demek ki bir sıkıntı var. Onun için bunu Türk futbolunda herkesin burada çıkıp bu konuya ilgili Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Ankara değil herkes hakem. Çünkü yarın onlara da olacak. Ama kazananlar susarsa bu iş düzelmez. Canım kardeşim bak bu ülkede Fatih Terim seni kaç senedir arkadaşın abi? 50 senelik arkadaşım Fatih. Aşağı yukarı. Fatih abi. Evet. Bu hafta Başakşehir Galatasaray-Başakşehir maçında Başakşehir 1-0 maçı kazandı. Hakem de hatası var 1-2 tane. Ne olur? Bir şey olmaz çünkü Galatasaray kesinlikle kazanacak ve şampiyon olacak. Ya bırak ben sana soruyu sorayım. Yok sordum. Abi ben öyle bir dakika, dur abi. Şey yok abi. Ya yok. Kazanamadı diyelim. Hocam sana soruyorum. Bu hafta Galatasaray-Başakşehir maçını hakem yüzünden düşünmek kaybetti. Düşünmek bile istemiyorum baba. Sana soruyorum net. Fatih Hoca sonra Apucum sen cevap ver. Ne olur? Abdurrahim, Mustafa Cengiz dahil ne derler? Fatih Hoca dahil. Abdurrahim. Hangisi ne diyor ki ya? Bayılttılar, bizi geberttiler, bizi hakkımızı yediler, şampiyonluğumuz çaldılar derler. Canı yanan konuşuyor. Olabilir ama bu hafta. Olabilir. Yani olabilir. Canı yanmasa bile gelecekteki maçlarda avantaj sağlayabilmek için, MHK ve federasyonu etkilemek için de yapıyorlar bu çıkışları. Bu hakaretleri. Evet. Yapıyorlar. Senelerdir içindeyiz ya. Abdülkerim abiyi biraz dinlendireceğim. Tamam. Biraz nefes alsın. Evet. Yeni geldi. Şunu söyleyeceğim. Sevgili seyirciler, Sayın Göksel Gümüştağ, Başakşehir Kulüp Başkanı konuştu. Sayın Mustafa Cengiz, Sezgin Gelmez'e yine özel bir röportaj verdi. Bugün son dakika açıklamaları var. Onu ekranlarınıza getireceğiz. Bir izleyelim ama dediğim gibi Beyaz Futbol Kurulu etiketiyle bize yazın lütfen. Ne olacak? Kim şampiyon olacak? Alttaki yazıyı görüyorsunuz. Rize Spor Galatasaray maçı tekrar mı edilecek? Bunların hepsini yazabilirsiniz. Şimdi Sayın Göksel Gümüştağ bir dinleyelim. 32 hafta bu mücadeleyi götürmek, özellikle baktığınızda 100 yıllık camialar, büyük çınarların içinde Başakşehir Futbol Kulübü'nün gerçekten son 5 yıldır İlk 5'in içinden hiç çıkmaması ve son 2 yıldır, 3 yıldır sürekli şampiyonluğu kovalayan bir takım olması bizim için, hocamız için, oyuncular için ayrı bir mutluluk. Ben oyuncuları mücadelesinden tebrik ettim. Tabii takımlarda bazen biliyorsunuz bu düşüşler yaşanıyor. Kimse istemiyor ama futbolun içinde bunlar var. Ama bugün Başakşehir'e yakışır bir oyun sergilediler. Artık tek bir 90 dakikamız var. Arenaya, finale gidiyoruz. Dolayısıyla ben Başakşehir futbol takımına, başta hocası ve oyuncularına, takımıma çok güveniyorum. Ama sağ dışı etkenlere güvenmiyorum. Dolayısıyla baktığınızda son iki hafta
özellikle gerek hakem hataları, gerek VAR'daki hatalar, Beşiktaş Galatasaray maçında, yine Galatasaray Rize maçındaki olaylar gerçekten şaşkınlık verici bir durum. Kelime bulamıyorum. Aslında kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir Futbol Kulübü ile ilgili 1001 tane çirkin ifade kullanıp 1001 tane söz söyleyip bunları da çıkarın ortaya, bunların cevaplarını verin dediğimizde de maalesef cevap yok. Başakşehir Futbol Kulübü saha içinde emeğiyle, gayretiyle, mücadelesiyle buraya kadar geldi. Ben takımı tebrik ettim. Allah'ın izniyle bu takım saha içinde kalırsak sahadaki mücadelesiyle o kupayı alıp Başakşehir'e getirir. Onun için buna bütün kalbime inanıyorum. Ama buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na MHK'ye çağrıda bulunuyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye'de Türkiye'nin en büyük finali oynanacak. Ve bütün hepsinin bu maça fokuslanması lazım. En iyi hakemi buraya vermesi lazım. En iyi yan hakemleri buraya vermesi lazım. En iyi VAR'a en iyi hakemi koymaları lazım. Artık bu işi kaldıracak durumda değil. Türk futboluna büyük bir saygısızlık var. Bu MHK başkanının, MHK heyetinin doğru düzgün insanlar olmadığı anlamına gelmiyor. Ama şunu görüyoruz ki hakemler bu baskıyı kaldıramıyor. Bundan sonrasını devam edeceğiz. Hakemler bu baskıyı kaldıramıyor. MHK'ye sistem ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na sistem ediyor. Kim? Göksel Gümüştağ. Kim? Türk futbolunda sürekli olarak hep ılıman açıklamalar yapan, çok sakin konuşmalar yapan Sayın Göksel Gümüştağ. Türk futbolunun hep adaletli olması, iyi yönetilmesinden yönerdi, her zaman çaba sarf eden. Bugün ne diyor? Dış etkenlere güvenmiyorum diyor. Evet, sağ çok dışına bir şey güvenmiyorum ben diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye hiç konuşmadı Ahmet Hoca ile Türkiye'de abi. Başakşehir'e yapılan hakem hataları var mı sizce? He? Kaç maçtır, 8-10 maçtır var mı yok mu? Yok. Neden puan kaybettiler? Bir de bak şu var. Gerçek. Yani bizde bu pek bizim programa uygun falan değil ama şunu söyleyeyim. Başakşehir'in puan kaybetmesinin ana nedeni şu. Bizim takımlarda güç eksikliği oluşuyor. İkinci yarının ortasından sonuna kadar. Bu şampiyonluğu kovalama, o stres falan inanılmaz. Taraftar yok. Yukarıdan tribünden destek yok. Bundan dolayı da Başakşehir'in oyuncuların puan kaybetmesi doğaldır. Bunları kendileri bilmiyorlar. Göksel Gümüştağ da bilmez. Abdullah Avcı da bilmez bunları. İkinci yarıdan itibaren inanılmaz yorgun oldukları için de o stresi kaldıramıyorlar. Ama Galatasaray, Fener, Beşiktaş aynı durumda olsa kaldırabilir. Kaldırıyorlar da zaten. Şimdi gidip de başka takımları yahut da ne bileyim şampiyonluğu oynayan diğer takımları gidip de böyle eleştirmek falan kolay. Sen neden puan kaybettin? Puan kaybetmeseydin bugün şampiyonluğu belki de ilan etmiştin. Başakşehir'den bahsediyorsun. Başakşehir'den bahsediyorum. Neden? Sen neden kötü oynadın? Madem o kadar iyi geldin, neden son maçlarda kötü oynadın? Çok yaşa sen. Puan kaybettin. Gökmen abi diyorlar ki... Şimdi bir şey söyleyeceğim, neyse hadi bırak. Şunu söylüyorlar Ahmet Hocam. Diyorlar ki Fenerbahçe nasıl Beşiktaş'ta Galatasaray'ı kardeş yapmıştı geçen sene? Beşiktaş nasıl Galatasaray'la Fenerbahçe'yi kardeş yapmıştı? Şimdi de Galatasaray 17 kulübü kardeş yaptı. Yani biz tek siz hepiniz. Şu anda Galatasaray camiası ayakta. Galatasaraylılar ayakta. Beşiktaş, İnfial'de, Fenerbahçe, Başakşehir hepsi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bakın şimdi şunu söyleyeyim. Gökmen abinin dediklerinde çok fazla gerçek payı var. Yani Başakşehir son derece mütevazi takımlara hiçbir hakem dahi olmaksızın puan kaybedip de şartlar şu anda kafa kafaya gelmişse ve bir beraberlik büyük oranda Galatasaray'a yetecekse, önce Başakşehir kendi hatayı kendinde aramalı. Yani Başakşehir'in puan kaybettiği takımlara bak. Göztepe, Rize, şöyle bana Sivas gibi mütevazi. Bunların bir kısmı küme düşmeye oynuyor, belki düşecekler. Önce hatayı kendinde arasınlar. Tabii ki Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında özellikle yaptığı çıkışa saygı duymak lazım. Teşekkür verebilirsiniz. Hiçbir lafım yok. Bugün Galatasaray hakemle de puan kaybetti. Hakemle de puan kazandı. Hemen aklıma geleni söylüyorum. Galatasaray sezonun ilk yarısı Fatih Terim ve arkadaşlarının 5 maç, 8 maç, 10 maça kadar giden ceza aldıkları gerektiren Konya maçı bir hakem felaketiydi. Konya maçı, Fener maçıyla geliyorum.
Geliyorum. Orada ceza aldılar. Geliyorum. Orada ceza aldılar. Pardon, o maçta değil. Ondan sonraki Fenerbahçe'nin de ceza aldılar ama bana göre orada ciddi anlamda bir hakem hatası yoktu. Eğer bir tacın yanlışını savunuyorsan, atılan golde de bir korner out yanlışlığı var Galatasaray'ın kazandığı golde. Ben ondan bahsetmiyorum. Zaten insanlar belli oranda, belli marjdaki hakem hatalarını kabul edebiliyor. Bugün dünya futbol seyircisi de Türkiye'deki 3 büyükte, 4 büyükte, 5 büyükte, Hakkarispor'da, Artvinspor'da, Muğlaspor'da. Fakat dünkü hakem hatası değildi. Yani nedir? Farklı bir yerden geleceğim. Gelme. Reklama gitmek zorundayız. Ne kadar sürecek? 4 dakika. 4 dakika sonra ama beraberiz. 11 Eylül'ü. Girişini yapayım reklamdan sonra. Tweetin var. Tweetin var. Hayır, 11 Eylül. Bugün dünya, 10 saniye izin lütfen. Bugün dünyanın her ülkesinde, bir yıl içerisinde 3-5 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör olayları vardır. Antiterör konseptinde bu kabul edilir marjdadır. Ama ne zaman ki 11 Eylül oldu, binlerce insan öldü. Farklı bir terör biçimiydi. Dün gece Rize'de Türk hakemi veya Türk hakemliği ve onu yöneten bu hokkabazları genel anlamda yapanlar 11 Eylül'ü yaptılar. Bu kadar basit. Şimdi anlatacağım nasıl 11 Eylül. Reklama gidiyoruz. Dün yaşananlar hakem hatası değil diyor Ahmet Çakar. Peki ne? Hepsini ve tabii ki Abdülkerim Durmaz'ın da söyleyecekleri var. Reklamlardan sonra beraberiz tam 4 dakika sonra.